Herkese selamlar. Bugün bir matkap için buradayız. Hani bu sosyal medyada, kamyon kasalarında ya da çekici dorselerinde böyle sınırlı adetler, ucuz böyle setli matkaplar çıkıyordu. Hatırlarsınız ki Retos markası adı üstünde. Dörtlü set satıyorlardı, altılı set satıyorlardı ve fiyatını gördükçe hepimizin böyle bir beyni oraya gidiyordu. Alınır mı? Nasıl matkap? Çin malı bir matkap tabii ki. Çin'den geliyor bunlar. Made in PRC diye de üstünde belirtiliyor. Peki bunun YouTube'da incelemeleri var mı? Var. YouTube'da incelemesini izleyebilirsiniz. Yani performans incelemesini yapanlar çok olmuş. Lakin şunu gösteren pek olmamış. Ben iki tane video gördüm. Sadece içini açıp göstermişler. Bataryası. Gerçekten 21 volt mu ve 4 amper mi? Biz şimdi bunu inceleyeceğiz. Çünkü bu bataryaları değiştirmeye çalıştığımız zaman gerçekten pahalılar. Hatta öyle söyleyeyim, setin yani toplam setin aldığımızın yarı fiyatı maliyetine bataryaları mal edebiliriz. Yani her şöyle bir bataryanın değişimi inanın bana 1.000 liranın üstündedir. Yani güzel pil varsa içinde. O zaman masa çekimine başlayalım. Hep beraber bunun içini açalım ve ölçümlerini yapalım. Hatta şu anda bir tane pilimiz şarjda. Bunun da yani şarj adaptörünün de içini açacağız. Gerçekten doğru voltajda şarj ediyor mu ona da bakacağız. Hadi masa çekimine. Evet, öncelikle ben bu bataryayı doldurdum. Yani şu anda gördüğünüz gibi yeşil ışığı yanıyor ve full dolu olduğu belli. Tabii ben bunun vidalarını da sökmüştüm. Hemen videoyu böyle vida açmayla uğraşmamak için ve patır patır matkap bataryamızı hemen şöyle bir sökelim. Evet. Şuradan da kurtardık mı? Ne çıktı karşımıza? 18650 pillerimiz karşımıza çıktı. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de burada. 2 paralel atılmış çünkü. Hemen 10 tane pilimiz bizi karşılamakta. Şöyle bir incelediğimde pillerin üstüne ne yazıyor? 18650-2000 miliamper saat yazıyor. Pillerin üstünde değerlerimiz bu durumda. Yani 5 seri 2 paraleli hesapladığımız zaman üstünde yazan değer 4 amper şeklinde doğru. Ama biz pilin gerçekten 2000 miliamper olduğunu biliyor muyuz? Tabii ki bilmiyoruz. Biz bunu ne yapacağız? Ortalama %90'lık bir oranla hesaplamaya da çalışacağız. Gerçek değer mi yoksa değil mi? Çünkü ben testlerimde yani birkaç kere kullandım bataryayı. Yani matkabımı birkaç kere kullandım. Daire testlerimi falan kullandım birkaç kere. Yani çok kullanmadım. Alalı da benim yaklaşık 5 veya 6 ay olmuştur diye tahmin ediyorum. Hemen bataryaya baktığımızda BMS kartınız çok iyi bir BMS kartına benzemiyor. Özellikle de 5 seri olduğunu düşünürsek bataryamızın gerçekten küçük MOSFET'lerinin çok güçlü bir MOSFET'ten oluştuğunu da size söyleyemem. Çünkü ben birkaç kullanımda da bataryanın kestiğine şahit oldum. Yani aslında pil doluydu. Lakin kesme yapıyordu. Baktığımızda bu hemen bir bataryalara bağlı ısı sensörü görebilecek miyim diye bakıyorum altına üstüne. Evet, bir ısı sensörümüz. Hemen şöyle bir bakalım tekrardan. Mevcut değil maalesef. Maalesef bir ısı sensörümüz şu anda burada mevcut değil. Bu kötü olmuş. Isı sensörünün olması güzel olurdu. Çünkü aşırı yüke girdiğimizde pillerimiz ısınabilir. Bu da lityum piller için güzel sonuçlar vermez bize. Peki biz bunun gerçekten 2000 mAh saat olduğunu nasıl hesaplayacağız? Tabii ki de yüke koyacağız ve ortalama yük ve azalan voltajın ortalamasıyla bunun gerçek ampere sahip olup olmadığını %90'lık bir oranla öğreneceğiz. Multimetremi hemen buradan açıyorum. Ve voltaj kısmına verdim. Hemen buradan voltajımızı görelim. Şöyle bıraktım. Görünüyordur inşallah. Şuradan da ışığını yakalım. Multimetre alamadık hala maalesef. Evet, şimdi doğru değerimizi gösterdi. 20,7 yani 21 volta yakın 20,7. Şu anda full şarj olduğunu siz de görmüştünüz. Hemen ne yapacağım? Şu şarj aletini bir alalım yanımıza.
Hemen şu şekilde bir bakalım değerine. Bu boşta galiba. Hiçbir değer alamadım çünkü. Benim multimetremde mi sıkıntı var? Ben anlayamadım ama. 21.9 değerini aldık. Şimdi arkadaşlar şunu ben peşin peşin söyleyeyim. Bakın. 21.8, 21.9 değerini alıyoruz. Ben şunu peşin peşin söyleyeceğim. Her bir hücre lityum pillerde önemli. Her bir hücremiz 4.2 olarak full şarj edilir. Yani bu ne demek oluyor? 21 volt tam şarj edilmiş haliyle 21 voltu elde edebiliriz 5 seride. Şimdi bu şarj cihazının değerine baktığımız zaman ne karşılıyor bizi? 21.9 yaklaşık 1 volt yüksek bir değer alıyoruz yaklaşık olarak. 0.9 volt yüksek değer almaktayız. Peki bunun zararı var mı? Evet var. Niye var? BMS devresi bunu bir şekilde kesecektir ve pilin tam şarj olmasını engelleyecektir. Yani aslında olması gereken neydi? Bunun 21 volt olması gerekiyordu. Net. 21 volttan hani 0.2 volt olarak düşük olsa da bizim kabulümüzdü, güzeldi. Ama 21.89 kabul edilemez benim için. Edenler var mıdır bilemem ama benim için lityum piller şakaya gelmez ve benim için kabul edilemez. Yani bunun için açacağız, düzeltmek zorunda kalacağız. Öyle söyleyeyim. Hatta içini de bir açalım hemen. Evet sökmüş olduk. Ne çıktı içinden? Yani öyle anlı şanlı güzel soğutmaya sahip bir devre bizi tabii ki karşılamıyor. Bir tane 220 voltu düşüren trafolarımız var. Haricinde MOSFET'ler, MOSFET'imiz var, transistörlerimiz var. Öyle pek bir şeyimiz yok işin açıkçası. Sade bir yapıya sahip. Gördüğünüz üzere. Tabii ki bu kadar bir entegrenin de şu kadar büyük bir kutuya sahip olması da işin açıkçası kötü. Niye kötü? Çünkü çok büyük olmuş. Yani buna daha ufak bir şeyler yapılabilir de işin aslında. Ama fena değil. Gerçekten ama şunu söyleyebilirim. Şarj ederken fena ısınıyor bunlar. Bu hususta dikkatli olun. Gerçekten çok fena ısınıyorlar. Bunu tabii ben düzelteceğim. Bu şekilde olmaz. Benim için kabul edilebilir bir değer taşımıyor şu anda şu şarj cihazı. Buna gelecek olursak, şimdi BMS'nin üstünde şunu eleştiren bazı arkadaşlarımız var. İşte bunu niye eleştiriyorsunuz? Adamlar illa bunu kaldırsın mı? Yani Türkiye'de bu eleştiriliyor. Neden? Ya bir tane laptop bataryamızın ya laptop şarj adaptörümüz buna uyumludur. Gelirsin herhangi bir şey gelir bunun başına. Bunu kullanamaz hale gelmiş bulursun. Ondan sonra elinde vardır. Gelirsin buraya takarsın. Bir güzel pilini yine şarj edersin. Yani şunun size bir zararı yok. Bunu lütfen eleştirmeyin. Bunun her zaman size artı bir yararı olur. Bunu unutmayın. Şimdi biz bunu amperini nasıl ölçeceğiz? Yani gerçekten 2000 miliamper bir değere sahip mi? Onu belirlemek için önce telefonumuzu açacağız. Bazı verileri kaydetmek zorunda kalacağız. Bu niye? Çünkü hesaplamalarımızı ona göre yapacağız. Not defterini açtım. Ben hemen ilk voltajıma bakacağım. Ve kaydedeceğim. İlk voltajı değerine hemen şöyle bir göz atalım. 20.7 20.7 volt diye ben bunu kaydettim. Şimdi bize bunun amperini öğrenmek için bunu bir yüke vermemiz lazım ki çektiğimiz yükün de ne kadar amper çektiğini öğrenmemiz lazım. Ben direkt olarak matkapıma yük vereceğim ve amper ölçümü yapacağım. Yani matkapım ne kadar amper çekiyor onu ölçmüş olacağım. Arkadaşlar bu basit bir işlem. Çok sıkıntılı bir işlem değil. Onu ben başta söyleyeyim. Hesaplaması biraz sıkıntılıdır. O yüzden de yapay zekadan da destek alırsınız. %95 oranında doğru hesaplıyor. Hemen buradan tuttum. Eksimizi direkt bağladım bataryamıza. Hemen buradan da bir artı alıyorum.
Bunu da hemen amper kısmına aldım. Voltajdan çıkardım. Multimetrenin amper kısmına taktım. Şimdi burada boş yük olarak deneyeceğiz biz bunu. Boş yük derken yani matkabı herhangi bir zorlama yapmayacağız. Boş yükte deneyeceğiz. Zorlamaya gerek yok bu esnada çünkü. Hemen ben bunu buradan buraya bağladım. Multimetremin artı kısmına. Buradan bu siyah kablomu eksiye verdim. Bunu da artıya vereceğim. Evet, şimdi bakın ne kadar amper çektiğini görelim. ...16 amperde sabitledi. İlk amperi 20 amper olarak çekti. Yani anlık olarak 20 amper çekebildi. Bu da pilin gerçekten C değerinin iyi olduğunun bir göstergesidir. Yaklaşık 3 ile 5 C arasında bir pil olduğunun göstergesidir. Bu amper çekişinin. Yani pillerin C değerleri aslında güzel. İşin farkı nerede başlıyor? Şimdi hemen buradan bunu voltaj kısmına aldım. Tekrardan bir ölçüm yapacağım. Çünkü her voltun bizim için değeri var arkadaşlar. O yüzden de hesaplamak zorundayız. Yine kısa devre gösteriyor. Bu multimetreyi kesinlikle değiştirmem lazım benim. Onu size söyleyeyim. 20.6'ya düştü. 20.7 volttu. 20.6 volt artık. Evet, 20.6 volt. Şimdi biz ne yapacağız? 1 dakika ortalama bu matkabı boşta çalıştıracağız. Çünkü voltaj değerimizi aldık. Şimdi hemen zamanlayıcıyı bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, kronometreyi buldum. Zamanlayıcı dedim. Kaç dakika? 1 dakika tutalım biz bunu. Hemen şöyle telefonla siz görebilin diye şöyle bir şey yapalım. Evet, görünüyor. Şimdi tekrardan bunu amper kısmına aldık. 1 dakika güç vereceğiz biz bu matkabımıza. Şimdi başlat dedim ve başladı. Ara sahneyi de verdik. 3 saniye de fazladan verdik. Çünkü el gecikmelerimiz olmuştur. Hemen şimdi burada hesaplaması basit bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Hemen tekrar multimetremizi voltaj değerini aldık. Ve bunu buraya taktık. Şimdiki pilimizde kalan voltajın hesabını yapalım. Evet, 20.4 volta düşmüş kendisi. Düşme değerini hemen 20.4 olarak ben buradan telefonuma yazdım. Şimdi bizim burada yapmamız gereken nedir? Arkadaşlar, sizin için en basit olay ChatGPT bunu %90'lık bir oranla hesaplayabiliyor. Şimdi bizim ilk voltaj neydi? 20.6 volt diye hesapladım. Bir matkap bataryası 20.6 volt değerinde 1 dakika boyunca ortalama 16 amper diye hesaplayacağız. Çünkü 15.5 ile 16 amperdeydi. Anlık amperi de 20 olarak çekti. Ben 16 amper olarak hesaplayacağım. 1 dakika boyunca 16 amper çekim aldım. Pillerin değeri 4000 mAh olarak belirtilmiş. Gerçek değeri nedir? Şimdi matematik hesabını yapay zekaya bıraktık arkadaşlar. Pat 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 bize hesaplamasını yapıyor. 1 dakikada 16 amper akım çekilince pil yaklaşık 0.267 amper kullandı diyor.
Pil nominal 4000 mAh yani 4 amper kapasiteye sahip ve bu değer kısa süreli yüksek akımda bile yaklaşık doğru. Yani pilin gerçek kapasitesi nominal kapasiteye yakın görünüyor. Yani ChatGPT diyor ki içindeki bataryalar gerçekten 4000 mAh'i size sunabiliyor. Burada benim yapmam gereken nedir biliyor musun? RedHots, bu testi geçtim. Yani kısacası arkadaşlar, şimdi Çin diye alınmaz diye bir kaide yok. Çinliler de gerçekten ürünlerini güzel yapabiliyorlar. Bakın, size bu fiyatlarda bu altılı set olarak aldım. Ve fiyatı ben aldığımda yaklaşık 8000 lira falandı. Ve gerçekten alikulade ben beğendim. Özellikle matkabın kömürsüz oluşu ve gerçekten testlerimle güçlü olduğu için ben tercih ettim. Yani bu paraya altılı seti kim size verecek? Bugün piyasada sağlam batarya almaya kalksanız inanın şu batarya paketi 1000 TL'nin üstüne gelecektir. Yani işçilikle beraber. Emin olun 1000 TL'nin üstündedir. Ve bu sette bu bataryadan 4 tane çıkıyor arkadaşlar. Siz düşünün. Yani şimdi şunu söyleyebilirim size. Bu set alınır mı diyenler olursa bu set alınır arkadaşlar. Hani ben her gün böyle beton deliyorum demiyorsanız ince ince işlerle uğraşıyorum. İnce dedim de çok ince de değil. Yani ben bununla MDF kestim. Daire testereyle MDF falan kestim. Gerçekten dekopajla da falan da çalıştım. Sadece benim kötü gördüğüm noktaları şuydu. Şu uçlar var ya arkadaşlar. Uçlar gerçekten hani benim hoşuma gitmedi. Dandik uçlar var içlerinden çıkan uçlar dandik. Ama bu fiyata da çok da kaliteli muazzam bir şey beklerseniz de o da sizin sorununuz olmaya başlar artık. Hemen kameramızı şöyle bir çevirelim kendimize. Evet. Nerede kalmıştık? Bu fiyata bu ürün çok makul. Bence. Benim kararım bu. Bu yönde bataryalarda gerçekten de testi geçti. Yani 21 volt 4 amper. Benim için burada testi geçemeyen bir şey oldu. Şu şarj cihazı. 21.9 volt veriyor. 0.9 voltluk fazlalığı var. Düzeltilmez bir şey değil. Hani BMS kartı zarar görmemişse BMS kartı zaten bunu kesecektir. Kesecektir ama ben yine de tavsiye etmiyorum. Böyle bir durumu kabullenmiyorum yani. O yüzden arkadaşlar alınır mı derseniz bence alınır. Yani bu paralara güzel bir matkap bulmak gerçekten zor. Hele böyle setleri bulmak hayli zor. Yani alınır mı? Alınır. Alabilirsiniz. Bundan yana bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabii ben her gün beton deliyorum derseniz de gidin kaliteli bir şey alın kardeşim. Çünkü o artık sizin profesyonelliğinize kalmış bir şey. Ben ne yapıyorum? 40 yılda bir matkaplı işim oluyor. Daire testereyle işim oluyor ki ben de yapıyorum. Her evde bulunması gereken bir şey olduğunu da düşünüyorum işin açıkçası. Evet, setimiz başarıyla testlerimizden geçti. Seti ben beğendim. Böyle Dewalt'ın çakması vardı elimize geçmişti hatırlarsınız ki. Hiçbir değeri gerçek değildi. Arkadaşlar bana ne yazdı yorumlarda? Dedi ki ya burada 21 volt yazıyor da burada 4 amper yazıyor da bunlar model numarası da diyor da iyi hadi 21V yazmış adam oraya diyelim ki bu model numarası. Ya 4 amper yazmış 5 amper yazmış adam oraya bu da derleme numarası olsun benden size. Tam böyle kılıfına uyumlu olsun yani. Arkadaş böyle bir durum yok. Model numarası olarak sen buraya 21V, 4A, 5A yazamazsın. Bunların çünkü elektrikte bir terimi var. O yüzden bu dolandırıcılığa girer. Ve Tols bunu yapmış mı? Yapmamış. Ben her şeyden önce tam puanımı buna bile verebilirim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım video sizin yararınıza, sizin bilgilerinize bir bilgi katmıştır. Sizin de bir bilginiz varsa yorumlarda belirtirsiniz. Çünkü her şeyi ben bilemem. Eminim ki sizin de bildiğiniz çok şeyler vardır. Ve bilgi paylaştıkça güzeldir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.